Arkadaşlar merhabalar. 9. ünitemizin tarama testini çözmeyle başlıyorum şimdi dostlarım. Şöyle ilk sorumuzu bir ayarlayalım. Hemen başlayalım gobeller. ABC üçgeninde diyor 30 dereceyi verdim sana. X kaçtır diye bir şey soruyor dostlarım. Hemen şunu yapıyorum. Şuradan aşağı bir diklik indirdim. 30'u görünce 90'ı indirmek farzdır kardeşim. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 köküç olacak. O halde buraya köküç kaldı. Şurada bir Pisagor çaktım. 4, 3 daha 7, kök 7'yi paketledim. Ve geldim ikinci soruya. Yine köşe taşında çözdüğümüz bir soruya benziyor. Paralel kenar mı bu sefer? Yok, eş kenar dörtgen. O halde bütün kenarlarının uzunlukları 8 olacak. Şu da 8. Hemen şuradan bir paralel çizdim dostlarım. Burası da 8 oldu, burası 2 oldu. Toplamının 8 olabilmesi için şu araya 4 kaldı. 120 burada var. Şuraya da 60 kaldı. EF'yi soruyor bize. X diyelim buraya da. Şimdi kosinüs teoremi yapmamı istiyor. Ama sen istersen birinci soruda yaptığım gibi 60'ı görünce karşısına diklik indirerek de çözebilirsin. Hadi burada da kosinüs yapalım. X kare eşittir 8'in karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 4 çarpı kosinüs 60. O da 1 bölü 2. Şunlara bir bay bay diyelim. Şurası 80 yaptı dostum. Eksi şurası da 32 geldi. 80'den 32'yi çıkarttım. 48. X kare 48 ise X de 4 kök 3. Paketledik gitti. Ne diyor bu? 5 var, 7 var, bilmem ne var. A, C, X nedir diye bir soru sormuş. Dostum hemen şuradaki açıya bir alfa derece diyelim. Önce şurada bir kosinüs teoremi patlatıyorum. Diyorum ki 7'nin karesi eşittir. Yani 49 eşittir. 8'in karesi artı 5'in karesi. 64 artı 25 eksi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı kos alfa. Şimdi düzenleyelim bunları. 64, 25 daha 89 yaptı. Şöyle dursun. 89 burası. Eksi 8 kere 5 42 ile çarptım. 80 cos alfa geldi burası da. Şurada da 49 var. 80 kosinüs alfayı buraya alalım. 80 cos alfa. 49 da bu tarafa atalım. 40 olsun. Yani cos alfa eşittir 40 bölü 80. 1 bölü 2 çıktı dostlar. Şimdi 60 derece olduğunu biliyorum ama bilmeme gerek var mı? Kosinüsün 60 olduğunu bilmeme. Bilirsem işim daha kolay olur dostum. Bak burası 60 derece. Şansıma şu kenar 10 çıktı. Bu kenar da 10. Aslında bu bir ikizkenar üçgen. Tepesi 60 bu ikizkenar üçgenin. O halde tabanları da atacak. 60, 60, 60'ı paketledim. Eşkenar üçgene döndü. Cevabımız Denizli çıktı arkadaşlarım. Ha, olmasaydı ne yapacaktım? Bir de büyük üçgende kosinüs teoremi yapacaktım. Geldim dördüncü sorumuza. Bakalım ne diyor bu amca? Kirişler dörtgeni diyor. Madem ki kirişler dörtgeni şuradaki açının kosinüsüyle, pardon bu açıyla bu açının toplamı 180 olacak. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180. Toplamları 180 olduğunda da kosinüs alfa, kosinüs beta'nın eksilisine eşit olacaktı dostlarım. Bana şimdi BAD'nin kosinüsü yani alfanın kosinüsü soruluyor. Hadi şuradan bir çizik atalım. Yukarıda bir kosinüs teoremi uygulayalım şurada. X kare eşittir. 2'nin karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 8 çarpı kos alfa. Tekrar eşittir. Şimdi burada kos teoremi yapıyorum. X kare yani yine burası eşittir. 7'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 5 çarpı kosinüs beta. Şimdi kosinüs beta eksi kosinüs alfaya eşit. O halde ben buraya kos alfa yazayım. Ama eksisini ne yapıyordum? Şuraya veriyordum arkadaşlar. Hatırlayın köşe taşında. Şimdi düzenleme faslı. Şurası 68 eksi 32 kos alfa. Şurası 49, 25 daha 69, 74. 74 artı 70 kos alfa. Şimdi 32 kos alfa buraya gelsin. Ne yapar? 102 kos alfa oluşur burada. 74'ü de bu tarafa alalım dostlarım. 74 ne oluyor? 6 mı geliyor? Evet. Eksi 6 geliyor. Kalıyor burası da. Peki 6'ya bölelim. Eksi 6 pardon 102'ye bölelim. Eksi 6 bölü 102 kosinüs alfa geldi.
3'e böldüm. 102'yi 3'e bölersek 3 12'de 34 gelecek. 3'e bölersek 2, 2'ye bölersek 1 bölü 17 çıktı. Dördüncü sorum Adana çıktı kardeşim. Ve geldim 5 numaraya. ABC üçgeninin kenar uzunlukları x, y, z birimdir. Şöyle bir bağıntı olduğuna göre diyor, x birim uzunluğundaki kenarı gören açı kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şurası x, y, z olsun. Şuradaki alfayı soruyor bize. Hadi x'e göre kosinüs teoremi yapalım. X kare eşittir y kare artı z kare eksi 2 çarpı y çarpı z çarpı kosinüs alfa. Şimdi şuradan eksi z kareyi buraya artı z kare diye atsak, x kare şuraya eşit. O halde bunun şu x kare ya kardeşim. Yine burası da devam ediyorum. Y kare artı z kare eksi y z'ye eşit olacak. Şuraya eşit oldu. Y kare z kare. Y kare z kare bay bay dedim. Hadi burada kosinüs alfayı yalnız bırakalım. Eksi 2 y z'ye bölelim her iki tarafı. Eksi y z bölü. Eksi 2 y z gelecek. Eksi y z'ler gitti. 1 bölü 2 kaldı. Kosinüs kaç 1 bölü 2 idi? 60 dereceyi paketledim. Ve geldim bu soruya. X kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen şöyle yapalım. Yine sinüs teoremi yapmamı istiyor aslında burada. Sinüs x'i soruyor bize. 4 kök 3 şöyleydi sinüs teoremi. Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü. Yani sinüs 60'ı yazacağım buraya. O da kök 3 bölü 2. Eşit olacak 4 kök 2 bölü sinüs x. Şimdi düzenleyelim. Kök 3'ler gitti. 2'yi ters çevirirsem şuraya 2 çarpı olarak geldi. 4'ler gitti arkadaşlarım. Şöyle bir şey kaldı. 2 eşittir kök 2 sinüs x. İçler dışlar yaptım. Sinüs x eşittir kök 2 bölü 2. Sinüs x'i soruyor zaten. 6. sorumun cevabı Adana geldi dostlar. Evet geldim 7. sorumuza. Bakalım bu ne diyor. 7 numara hani koyabilirsek eğer ki. Evet 7 numaradayız arkadaşlarım. O merkezi çemberde 150 derecemiz var. Hadi bir sinüs teoremi yazalım. 6 bölü sinüs 150 eşit olacak. OB'yi soruyor. Yani çemberin yarı çapını soruyor ki sinüs teoremi neye eşitti? Hep 2R'ye eşitti her bir oran. Buradan şunlar bir gitsin arkadaşlarım. 3 kalsın. Zaten R'yi bize 6 olarak vermiş. Şöyle oldu. R 6 ise hatta şöyle yazayım. 6 bölü sinüs 150. Sinüs 30'a eşit 1 bölü 2 eşittir. R'yi de 6 vermişti. 12 oldu burası. Gitti. Neyi soruyor bize ya? O B'yi soruyor zaten ya. B C'yi 6 vermiş. Pardon arkadaşlarım. R'yi soruyor. Burası 2 R. Şimdi ters çevirelim şununla. 12 yaptı burası. 12 eşittir 2 R. R eşittir 6 çıktı. Geldik 8'e. Evet, alan ABC'yi 48 vermiş. Şu açının sinüsünü istiyor bizden. Sinüs alan formülünü yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 10 çarpı sinüs alfa eşittir 48'miş. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 6. 6 ile 48'i sadeleştirdim. 8. Bir de 10'a bölelim her iki tarafı. Sin alfa eşittir 8 bölü 10. Yani 4 bölü 5 geldi Goberler. Şu amca ne diyor? 3 tane A, B, C. A, B, C. Şu üçgenin alanına 4A dersen diyor. E, B, D. Şu üçgenin alanı da 3A olacak diyor. Şimdi önce şuraya bir alfa diyeyim. Ve 4A'lık üçgenin alanını yazıyorum. Bakın 4A'lık. 1 bölü 2 çarpı. Şu iki kenarın çarpımı gelecek. Yani 14 çarpı 8 çarpı sinüs alfa. Şimdi 3A'lık şu kalın kalın yaptığım üçgenin alanını yazalım. Bu da yine 1 bölü 2 çarpı 8 artı x çarpı 6 çarpı yine sinüs alfa gelecek. Hadi bunları bölelim birbirine. Sin alfalar gitsin. 1 bölü 2'ler gitsin. Şöyle bir 3'e bölelim bunu. Bunu 3'e bölelim. Burada 2 kalsın. Şu A'lar gitsin. Burada da 2, burada 4 gitsin. 2'ler de gitti. Bakın burada 1 kaldı. Burada da 14 bölü 8 artı x kaldı. Demek ki 8 artı x de 14'e eşit.
Ve x eşittir ne geldi Gobeller? 6 geldi. Son sorumuzdayız dostlarım. Alfa, beta, sin alfa bölü sin betayı soruyor. Önce şunu yazalım. AB uzunluğuna 3K dersen diyor. BC uzunluğu 5K. Bak kenar ortaymış bu. Demek ki alanlar birbirine eşit. Şu ortadaki çizgiye de M diyelim dostlarım. Şimdi gelin şuradaki A alanını yazalım. 1 bölü 2 çarpı 3K çarpı M çarpı sin alfa. Hemen eşittir diyorum. Şuradaki üçgenin alanını yazıyorum. E o da A olduğu için birbirine eşit. 1 bölü 2 çarpı M çarpı 5K çarpı sinüs beta gelecek bu da. Ve bakın 1 bölü 2'ler gitti. K'lar gitsin. M'ler gitti. Şimdi ne kaldı geriye? Şurada 5 var. Buradaki 3'ü buraya bölü olarak atalım. 5 bölü 3. Sin betayı da buraya bölü olarak atayalım. Sin beta. İşte sin alfa bölü sin beta 5 bölü 3 çıktı zaten. Dostlar bunu da soruyordu bize. Cevabımız Edirne geldi arkadaşlar. Evet Gobeller. Şimdi konu testlerini de çözeriz inşallah. Bir dahaki videoda. Hadi görüşürüz dostlar.